Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber sneakers adet yaş pasta çalışması yapacağız. Çok eskiden 1-2 yıl öncesinde bir bu şekilde daha çalışma yapmıştım. Bu daha profesyonelce, daha lezzetli bir tarifle sizlere paylaşmak istedim. Bunun için gerekli malzemeler arkadaşlar, brownie kek. Benim paylaştığım brownie kek farklı, bu brownie kek farklı. Yani un oranı çok çok az. Çikolata ve tereyağı ağırlıklı bir brownie kek hazırladım. 600 gram tepsi ölçüsünde. Ben bunu açma kısmında tarifini paylaşacağım. Ve üzerine sıkmak için karamel yapmamız lazım olacak arkadaşlar. Karamel krema. Bu karameli de ayarlamamız için açıklama kısmında bunun tarifini ayrı bir şekilde yazacağım. Bunların hepsini bir videonun içerisinde çok aşırı uzun olacağı için bu yüzden dolayı hani başa almak istemedim. Sadece yapımını göstermek istedim. Hala çok yorum gelirse hani biz yapamadık bunlar yazdığım zaman derseniz ben karamelin de brownie'nin de yapılışını tekrardan ayrı ayrı video olarak paylaşmak isterim. Brownie'nin yapılışı zaten açıklamada bir şey kolay bir şekilde yaparsınız. Bunu anlatmak istiyorum biraz. Arkadaşlar öncelikle sıvı krema, yani yemek kreması yoksa sıvı şanti ve bal veya da glikoz. Bunların ikisini kaynatıyoruz, kenara alıyoruz. Ayrı bir kabın içerisinde şekeri eritiyoruz, karamelize ediyoruz. Kaynattığımız sıvı şanti içerisine döküyoruz. Ardından içerisine sütlü küvertür ekliyoruz. Sütlü küvertür ekledikten sonra blenderdan çekiyoruz. 2-3 dakika kadar çektikten sonra içerisine tereyağını ekliyoruz. Tereyağını ekledikten sonra tekrar blender. Blender işlemi 2-3 dakika daha geçtikten sonra üzerine jelatin, dondurma jelatinleri var veya da size çekip hava almadan dolaba atıyoruz. 2 saatte falan, 3 saatte falan toparlıyoruz. Bir gün öncesi yapmanızı sağlıklıdır. Bir gün dolapta bekletiyorsunuz. Bu şekilde fuan var, sert bir yapısı var. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi keki kesip üzerine bunu karamel sıkacağız. Sıktıktan sonra bol bir şekilde yer fıstığı, kavrulmuş yer fıstığına, tüm yer fıstığına bulayacağız. Ardından sütlü küvertle çikolata eriteceğiz. İçerisine sıvı yağ gireceğiz. Batırıp servis edeceğiz. Şimdi yapımına başlıyorum. Öncelikle keki istediğiniz boyda, yani şu şekilde anlatayım. Bizim adet pasta menülerimiz bu şekilde. Ben buradaki çizgiyle bu çizginin uzunluğu kadar ölçtüm. Bu şekilde yapıyorum. Uzunluğu fazla uzun olmasın. Yani bir insanın bir dilimlik yiyebilecek şekilde kalın olması lazım. Çok aşırı kalın yapmanıza gerek yok. Bunu da tekrardan o şekilde kullanabilirsiniz. İki zaten hamurumsu olma gibi bir şey, önemli olan zaten bu. Bu un oranı çok az. Dediğim gibi çikolata oranı çok yüksek olduğu için gerçek brownie kek. Kenarını düzeltiyorum. Fazlalığını alıyorum. Bu şekilde dilimliyorum. Çok hassas bir brownie kektir. O yüzden dolayı biraz dikkatli olmanız lazım. Piştikten sonra kesinlikle dolaba atmayın. Dolaba atarsanız dolma yapacak. Dolmaya attıktan sonra az bir tık fırına gösterin. Kağıttan ayrılmaz. Yani tepsiye kek harcını dökerken altına kağıt seriyoruz. O kağıt kalkmıyor. Fırına gösterip bir yarım saniye kadar ayrılır ama dediğim gibi dolaba atmayın. Dışarıda normal bir serin bir yerde dursun. Ertesi gün yapacağınızda kullanabilirsiniz yani. Bu şekilde kestim. Ayırıyorum adet şeklinde. Evet. Bu biraz ince olmuş. Bunu kullanmayacağım. Şimdi kremamızı torbaya alıp devam edeceğim. Bir torbanın içerisine koydum. Geniş bir duyu taktım ucuna. Yani illa tırtık olmasına gerek yok. Tek sefer sıkın. Çok aşırı sıkarsak yedirmez. Paylaşacağım karamel kremasından bu kadar çıkıyor. 2, 4, 6, 7, 7 adet çıkıyor. Kek de zaten 600 gramlık baklava tepsisinin ölçüsünden verdim. O kadar çıkacak o da. Ve arkadaşlar ben dün kavurdum. Bundan kabuksuz olanını bulmaya çalışın. Kabuksuz olması lazım. Yani lifleri var ya, dışındaki bunlar olmaması lazım.
Ben iyi kötü bir şekilde aldım ve bunları kavurdum. Şimdi bunları ikiye böleceğiz. Yani ikiye böleceğiz dediğim küp olarak gelmemesine dikkat edin. Bu şekilde her tarafına buluyoruz. Kekimiz biraz hassas dediğim şekilde, biraz da biz bu kek uzunluğu biraz uzun olduğu için boyutu ele gelmesi biraz zor oluyor. Bu yüzden dolayı biraz dikkat etmeye çalışıyorum. İyice her tarafını batırdan emin olalım. Bunları batırdıktan sonra tekrardan bir 10 dakika 15 dakika kadar difüze durdurmamız lazım. Yani bu şekilde atıp biraz donsun. O arada zaten bir küratür yapacağız. Bir çikolata ekmemiz lazım. Bitlerini de yapabilirsiniz. Beyazını da yapabilirsiniz. Tamamen tercih işi ama orijinali sütlü olarak kayıtlara geçti diyelim. Evet, bu şekilde dediğim şekilde kek hassas ama Allah razı olsun, ismut olmaz. Tekrardan bir götürürüz onu biz. Onun zaten şekil alacaktır. Karamel çok genişlemesine değildi. Benim şu anki yaptığım gibi genişlemesine değildi. İnce uzun bir şekilde sıkın. Bir iki tanesini genişlemesine sıkmışım. Bu yüzden dolayı kenarlarından akıyor. Ben de buraya koyalım. Bunları bir tepsinin içerisine alıp difüze açacağım. Bir 10-15'e kadar iyice topladıktan sonra arkadaşlar çikolataya batıracağım. O zaman devam edelim. Ürünümüz 15 dakika 20 dakika kadar difüze dondu iyicene. Sütlü küverte çikolata erittik içerisine. Yani yarım kilo içerisine 50 gram sıvı yağ ekleyip karıştırabilirsiniz. Ardından bunu alıp tüm bir şekilde batırabilirsiniz. Veyahut da üstüne siz dökebilirsiniz. Lan beni gene bulur. Bol bol beğeni atarsınız inşallah. O kadar kaliteli bir ürün sizlerle paylaştım. Bu açık kaldı. Bakın kalırsa bu şekilde size dökebilirsiniz. Açıklar çok önemli. Fıstık görünmesi de hoş bir şey aslında ama. Bu şekilde. Mendillerin altına ince bir şekilde krema, şanti gibi bir şey sıkabilirsiniz. Tamamen yapışması için. Kaymaması için. O tutarı attı zaten kendini. Bu da kırılan, işte gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sorun olmaz. Kırın diye endişelenmeyin keki.
bu kalitede yani yapıp da paylaşan çok nadir kişi görüyorum yani. İnşallah emeğim karşılığını verirsiniz. Dükkanlarınızdan, tezgahlarınızdan, evlerinizde yaparak güzelleştirebilirsiniz. Bunların hepsini 3 tane fazlası çıktı o kekin parçalarından kalanlarına. Biz tekrardan bir kırım yaptık. 3-4 saate zaten donduğu için karamel yaptık yeniden. Kalan keki denemek için tekrardan karamel yapıp bunlar 3 tanesinin fazladan çıktı yani. 2, 4, 6, 8, 10 tane çıkıyor yani verdiğim ölçü kekisinden. Birisini artık standartta şu şekilde keseceğim. Bakın kek yapışmaması için tamamen bunu kaldırdım pendirimden. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsun zaten karamelin ne kadar akışkan ve lezzetli, çok güzel tereyağlı bir lezzet. Hem kek hem de karamel gerçekten yani tavsiye ediyorum. Gerçekten yiyorum, akıza ilerledim. Kekin ıslaklığı tamamen çikolata ve tereyağdan oluşsun. Ve karamelin de tereyağı tadının ne kadar geldiğini. Zaten yarısı da kavrulmuş, ben kendim yarısını seviyorum. Ve süt füvertörüyle buluşması muazzam arkadaşlar. Beğenmişsiniz like atın, beğenmemişsiniz like atın. Hepiniz Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.